Ham altını alıyor, eritiyor, bazı aşamalardan geçiriyor. 14 ayara indiriyoruz aldığımız has altını, müşterilerin has olarak alıyoruz. Bunu 14 ayara indirip eritiyoruz, ocak dediğimiz yer var. Erittikten sonra tel silindirleri var, kalıpları oraya döküyoruz. Oradan silindirden basıp astar haline getiriyoruz, ince astar çok ince oluyor. 14 ayar altın haline getirdikten sonra işlemeye başlıyor. Bu astarı bakıra kaplıyoruz. Bakıra kapladıktan sonra yuvarlak malafalar dediğimiz malafalar var. Onlara sarıp tek tek örmeye başlıyoruz. Örüp kaynatıyoruz kopmaması için. İşte arasına bazen müşteriler parça istiyor. Parça takıyoruz. Müşterilerin isteklerine göre model ve parçalar ekledikten sonra hazır hale getiriliyor. İçindeki bakır almak için kezap dediğimiz malzeme var. Onu atıyoruz. Onda içindeki bakır çıkınca e, bunların en son hali uçlarını artık kilitlerini falan takıp kilitlerden sonra patlatma dediğimiz siyanüre sokuyoruz. Siyanürde saf altın rengi oluyor. 14 ayar altın. Ondan sonra cila yapıp parlatıyoruz. Parlattıktan sonra müşteriye hazır bir şekilde teslim ediyoruz. Her yörenin ayrı modeller istediğini söyleyen atölye ustası fiyatların yüksek olmasından dolayı geniş görünümlü ama hafif zincirler tercih ediliyor dedi. Hangi modelleri istiyor diye sorarsanız aslında altının yüksek olmasından dolayı genellikle geniş görünümlü ama hafif. Bizden istenilen bu. Yani fiyat da daha uygun olduğu için o yönde ilerliyor. Yani şu anki piyasanın aslında istediği şey geniş görünümlü ama hafif. Tamamen bu yönde.